Merhabalar, Tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere iftar davet menümde neler yaptım, hızlıca ve kolay bir şekilde anlatacağım. İlk önce Manisa kebabı için 1 kilo dana kuşbaşı etini düdük tencerenin içerisine ekledim. Suyunu salıp çekene kadar kavurdum. Suyunu çektikten sonra üzerini bastıracak kadar soğuk su ilave ettim. Biraz da tuz ilave edip kapağını kapatacağım. 45 dakika boyunca et yumuşayana kadar pişmeye bırakacağım. En pratik yoluyla anlatacağım. Çok güzel bir Manisa kebabı hazırlayacağız. Meyve suyu için yarım kilo kadar vişneyi tencereme aktarıyorum. 4 litre su ilave edeceğim. Yarım kilo vişneden 4 litre meyve suyu çıkarmak için 2 yemek kaşığı tepeli nar çiçeği ilave edeceğim. Ve 1,5 su bardağı da şeker ilave edip 10 dakika kadar haşlayıp kaynatıp kenara alacağım. Ilıdıktan sonra buzluğa atacağım ve iftara kadar tamamen soğuyana kadar dinlenmeye bırakacağım. Nar çiçeği hem güzel bir lezzet katacak hem de rengini bayağı bir koyulaştıracak. Yarım kilo vişneden 4 litre kadar vişne suyu elde etmiş olacağız. 3 çay bardağı şeker, 3,5 çay bardağı su ilave ederek tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Şekeri şöyle bir karıştırıp biraz eritip ocağa alacağım. Harika bir kalbura bastı yapacağız. Kaynadıktan sonra içerisine ince bir dilim limon ekleyeceğim ve 8 dakika kaynaması yeterli. Kalbura bastı için 1 çay bardağı süt, 2 çay bardağı sıvı yağı, 1 paket kabartma tozu. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Un ekleyerek yavaş yavaş yoğuracağız. Kıyır kıyır harika bir kalbura bastı oluyor. Mutlaka bu tarifi deneyin. Eminim iftarda denedikten sonra bayramda da yapmak isteyeceksiniz. Harika oluyor gerçekten. 2-2,5 su bardağı kadar un alıyor. Yavaş yavaş kontrol bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında bir kıvamı olmalı. Ele yapışmayan yumuşak. Kıvamı hakkında size ayrıntılı bir şekilde bilgi vereceğim, göstereceğim. Yavaş yavaş un ekleyerek hamuru yoğuralım. Bu arada şerbetin soğuk olması gerekiyor. Şerbet kaynadıktan sonra hemen ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra da ben hemen farklı bir kaba almıştım ılıması için. Onu da hemen buzluğa attım. Tamamen soğusun diye. Püf noktası da o arkadaşlar. Sıcak şerbet, sıcak tatlımıza soğuk şerbeti dökeceğiz. Böyle hem çok güzel bir şekilde içine şerbeti çekecek hem de böyle kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Evet bakın şerbetim kaynadı. İçerisine birinci dilim limon attım. 8 dakika kaynayacak sadece. Şimdi arkadaşlar rendemi aldım ve hamuru üzerine bu şekilde açıyorum. Kıvamına bakıyorum. Hamur toparlandı normalde. Eğer ki kapatamıyorsanız benim gibi böyle dağılmalar vesaire oluyorsa bu demek oluyor ki arkadaşlar bana biraz daha un kat istiyor. O yüzden şöyle 1-2 yemek kaşığı daha un kattım. Kıvamını ayarladım. Tekrar deniyorum. Böyle hamur biraz tok olmalı, yumuşak olmalı. Bakın rahat rahat açabiliyorum. Dağılma vesaire yok. Şimdi içerisine cevizi koyup saracağım. Kıvamını buradan da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer rahat bir şekilde şekil verebiliyorsanız tamamdır. Bu şekilde kenarlarını ortaya doğru birleştiriyorum. Kapatmış olduğum kısım alta gelecek. Tepsime yerleştiriyorum. Tepsiyi yağlamanıza veya yağlı kağıt sermenize gerek yok. Zaten yağlı bir hamur asla yapışmayacaktır. Evet, hamurumuzun kıvamı çok güzel. Rahat bir şekilde bütün tepsiyi yapabildim arkadaşlar. İri çekilmiş ceviz ile daha güzel oluyor. O yüzden iri çekilmiş ceviz ile yaptım. Fırınımı önceden alt üst ayarda 180 derecede ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Ve tamamen iyice kızarana kadar pişireceğiz. Altını özellikle kontrol edin. İyice kızarmış olsun ki böyle kıyır kıyır bir tatlımız olsun. Böyle hafif pembeleşince çıkarmayın. Hamurunuz, tatlınız hamur olur arkadaşlar. İyice kızarsın. Yani fırından fırına pişme süresi değişir. 1 saat olur, 1 saat 10 dakika olur. Tamamen kızarsın. Ondan sonra çıkartın arkadaşlar fırından. Böyle kıyır kıyır bir tatlı olsun istiyorsanız. Şerbet ile püf noktayı şerbet ile ilgili püf noktayı paylaştım. Tatlımız ile ilgili püf noktasını da paylaştım. Bunları uyarsanız gerçekten mükemmel bir tatlı yapmış olursunuz. Şimdi burada Manisa kebabımız için krep hazırlayacağız. 3 su bardağı sütün içerisine 3 adet de yumurta kırıyorum.
Şunu güzelce bir çırpıyorum. Ardından 3 su bardağı da un ilave edeceğim ve daha sonra kıvamını ayarlayacağım. Bu arada benim meyve suyum kaynadı, çok güzel. Vişnelerinden ayırmayacağım. Vişneleri bir şekilde servis edeceğim. O yüzden bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Iladıktan sonra buzluğa attım. İftara kadar buz gibi oldu arkadaşlar. Evet, krepimize 3 su bardağı unu ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Topaklanma kalmayacak kadar. Tuzunu ilave ediyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar, eğer böyle kalın bir krep olsun isterseniz bu kıvam iyi. Ama ben böyle incecik bir krep istiyorum. Ayrıca ince krepi pişirmek çok daha kolay arkadaşlar, eğer krep tavanız iyiyse. Şimdi gayet akışkan görünüyor. Ama bakın, size göstereceğim şimdi. Biraz daha böyle bir tık daha süt ilavesi yaptım. Ama daha ben ilaveler yapacağım. Çünkü neden? Göstereceğim sizlere ayrıntılı bir şekilde. Mantığını anlamanızı istiyorum. Isınmış olan krep tavama bir kepçe kadar krep harcımı ekliyorum. Bu arada krep harcı hazır olduğunda hemen yapın ki çünkü yoğunluk artıyor durdukça. O yüzden sizi yanıltabilir. Bakın, koyu bir kıvamda olduğu zaman hem böyle tavaya yayılması zor oluyor hem de kalın oluyor. Yani böyle Manisa kebabında özellikle kalın bir krep hiç hoş olmaz. Hani böyle ben kahvaltıyı hazırlıyorsanız, belki kalın krep seviyorsunuzdur, hani deneyebilirsiniz. Tavadan kurtarmak için öncelikle kenarlarını şöyle bir spatula ile geçin, ondan sonra çevirin. Manisa kebabı için çok fazla kızartmanıza gerek yok. Hamur toparlandıktan sonra yeterlidir. Bu şekilde, ama söylemiş olduğum gibi bu benim için ideal değil. Böyle daha akışkan istiyorum. O yüzden 1 su bardağı da su ilave ediyorum. Krebe su eklenir arkadaşlar. 3 bardak süt, 1 bardak su ideal. Şöyle kıvamına bakıyorum ve tamamını boşalttım. Yani 1 su bardağı suyu ilave ettim ve kıvamı tam da istediğim gibi oldu. Şimdi ısınmış olan krep tavama bir kepçe kadar döküp yapacağım. Çok daha güzel olacak, göreceksiniz. Krep de bu şekilde ince akması önemli arkadaşlar. Bir kepçeye yakın krep harcımı döktüm ve kolay bir şekilde görmüş olduğunuz gibi yayılıyor. Ocağın altı açık. Böyle krep piştikçe ortaya doğru rengi dönüşüyor. Bakın, kendini çekiyor. Siz bir yandan bu şekilde spatula yardımıyla kenarlardan kurtarın. Kenarları kurtardıktan sonra döndürmek çok kolay arkadaşlar. Mutlaka kenarlardan bu şekilde geçin. Şöyle bir kontrol ettim krep oynuyor mu diye. Oynuyordu ve çok rahat bir şekilde ters çevirdim. Ters çevirdikten sonra şöyle bir 30 saniye kadar maksimum durması yeterli. 30 saniye bile değil. Servis tabağımızı alıyoruz. Alt kısmının kızarmasını beklemenize gerek yok arkadaşlar. Evet, incecik kreplerim hazır. Gerçekten muhteşem oldu. Manisa kebabı için kreplerimi de hazırladım. Kenarda bekleteceğim. Şimdi kebabımız için tavama 4-5 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını ilave ediyorum. Bir orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım. Kuru soğanlarımı da içine ekliyorum. Yumuşayana kadar kavurdum. Bir yemek kaşığı karışık salça ilave ediyorum. Salçanın çiğliği çıkana kadar da güzelce kavuruyorum soğanla beraber. Bir orta boy havuç doğradım. Bir orta boy patates doğradım.
Havuçları ince küpler halinde doğrayın. Havuçlarla beraber de şöyle güzelce bir kavuralım. Bu esnada biraz daha yağ ilavesi yapabilirsiniz. Ben biraz daha yağ ilavesi yaptım havuçları kavurabilmek için. Havuçlar kavrulurken bir adet orta boy patatesi de küp küp doğradım. Havuçlar biraz kavruldu. Patatesleri ekliyorum. Minik küpler halinde doğramış olduğum patatesleri. Patateslerle de şöyle bir karıştıracağım. Etlerim de gayet güzel bir şekilde pişmiş, yumuşamışlar. Yumuşayan etleri üzerine alıyorum. Hafif böyle sulu bir şekilde koyuyorum. Etin suyunu çorbada kullanacağım. Yemeğe de koyabilirsiniz eğer çorba yapmayacaksanız. Daha lezzetli pişecektir ama ben normal su kullanacağım. O etin suyunu da tarhana çorbasında kullanacağım. Bir çay bardağı da bezelye kullanacağım ama bezelye konserve olduğu için pişmiş bir halde. O yüzden en son aşamada bezelye katacağım. Eğer ki sizler bezelyeyi pişmemiş bir şekilde kullanacaksanız patatesle beraber ekleyebilirsiniz. Patatesle etle beraber. Çünkü biz şu an havuçları ve etlerin yumuşaması için üzerine su çekip bir miktar daha pişireceğiz. O esnada bezelye de pişmiş olur. Ama söylemiş olduğum gibi ben konserve bezelye kullanacağım için en son aşamada ekleyeceğim. Şimdi bir su bardağına yakın su ilave ettim. Biraz tuz. Yani suyu çok fazla değil bakın. Böyle etlerin hizasına gelmeyecek kadar, yarısına gelecek kadar koydum. Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bıraktım. Burada bir çay bardağı su, bir adet yumurta, bir çay kaşığı kadar tuz var. Pelmenin hamurunu yoğuruyoruz. Ara sıcak olarak pelmen hazırlayacağım. Hamurunu yoğurdum. Orta sertlikte bir hamur bu şekilde. Hemen yapmış olduğum bu hamuru bir poşete koyacağım ve 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Bu arada Manisa kebabımız için sebzeli et sotemiz pişmeye devam ediyor. Çok güzel görünüyor. Şöyle bir karıştırdım. Altı kısık bir şekilde sebzeler yumuşayana kadar pişmeye devam ediyor. Tatlımız fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Sıcak tatlıya hemen buz gibi soğumuş olan şerbeti döküyorum. Üzerini de bir tepsiyle kapatacağım. Bir saat içerisinde bütün şerbetini çekmiş olacak. Evet, şimdi en son aşamada bir çay bardağı konserve bezelyemi ekledim. Şöyle bir karıştıracağım. Bir dakikada bezelyeyle pişirip ocağın altını kapatacağım. Şöyle bile muhteşem oldu. Yani şöyle bile arkadaşlar pilavın yanında servis edin. Harika bir yemek oldu gerçekten. Evet, pelmen hamurum 15 dakika dinlendikten sonra açtım güzelce. Çok ince değil, çok kalın da değil. Büyük kareler halinde bıçakla kesiyorum. Dilerseniz çay bardağının ağzı ile de kesebilirsiniz yuvarlak yuvarlak. İç harcı içinde böyle bir 200 gram kadar kıymam vardı. İçerisine bir orta boy soğan, kuru soğan doğradım. Karabiber, tuz ekledim. Yani bildiğimiz standart mantı için. İçerisine ekledim. Ve üçgen şeklinde kapatıp uçlarını birleştiriyorum. Çay bardağı ağzı ile kestiğinizde de yine aynı şekilde yarım ay şeklinde kapatıp iki ucunu birleştiriyorsunuz. Öyle de çok güzel oluyor. Bu benim daha kolayıma geliyor. Hem de çok fazla hamur arttırmamış oluyorum. Bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine koyacağım. Akşama doğru iftar vaktinde güzelce mantı usulü pişireceğim. Yoğurtlayıp soslayacağım arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım. Yağlı kağıdın üzerinde unladım ki asla yapışma vesaire olmasın. Sebzeli et sotemiz güzel bir şekilde dinlendi, ılıdı. Artık hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Hazırlamış olduğum krebin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sebzeli et soteden koyuyorum. Çok lezzetli bir yemek oluyor gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde de kapatıyoruz. Dilerseniz hani bazıları böyle kasenin içerisine koyup kapatıp ters çevirip o şekilde de yapabiliyor. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın arkadaşlar. Fırınımı 190 derecede ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz.
Tatlım 1 saat içerisinde bütün şerbetini çekti. Fıstık tozu ile hemen süslüyorum ve hazır. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten az malzemeli ve mükemmel, böyle kıyır kıyır bir şerbeti tatlı seviyorsanız tam da size göre bir tarif. Şöyle içini de göstermek istiyorum şerbetin nasıl güzel çektiğini. Bu şekilde tatlım da hazır. Evet, Manisa kebabı yapımına devam edeceğim. Bu şekilde Manisa kebabını hazırladım. Bu esnada ben hemen tarhana çorbamın yapımına geçiyorum. Biraz ayçiçek yağı ekledim. Bir yemek kaşığı karışık bir salça ekledim. Biber domates salçası karışımı. Ardından ben tarhana çorbası yaparken yazdan ben bir kısmını yaş olarak buzluğa atmıştım. Yaş tarhana ve kuru tarhanayı birleştirerek yapıyorum. Çok çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bu arada yapmış olduğum tarhana çok beğeniliyor. Artı bu şekilde yapacağım tarhana tarifi de var. Bu çorbayı bu şekilde yapıp hani tarhana sevmeyenler bile sevdiğini söyledi. Bu şekilde pişirin arkadaşlar. İşte direkt böyle salçalı yağda tarhananızı kavurun. Kavurduktan sonra üzerine suyu çekin. Varsa et suyu tabii ki mutlaka ekleyin. Etin suyunu ben çorba için ayırmıştım. Ayırmış olduğum et suyunu ekliyorum. Geri kalanını da suyla tamamlayacağım. Su miktarı nasıl olmalıdır? Ben artık göz kararı yapıyorum. Hani biraz koyuyorum. Eğer böyle son aşamada koyu gelirse kaynar su ilave ederek açabiliyorum. Ama arkadaşlar ölçü bir yemek kaşığı tarhanaya bir kase su idealdir. Evet, şimdi karıştıra karıştıra pişireceğim. O içerisindeki yaş tarhana çok kolay bir şekilde çözülüyor. Kaynamaya başladıktan sonra 6 diş sarımsak ekledim. Bol sarımsak da çok güzel oluyor. En son aşamada sarımsak ekliyoruz. 1 yemek kaşığı dolusu da kuru nane ekledim. Kuru nane yapım aşamasında ekliyorum aslında tarhananın. Ama son aşamada da mutlaka bir kuru nane ekliyorum. En son aşamada arkadaşlar artık kaynadı. Sarımsağını, nanesini de ekledik. Blender'dan geçiriyoruz. Blender'dan mutlaka ama mutlaka geçirin. Yani topaklanma vesaire yok, gerek duymuyorum demeyin. Lezzetini çok etkiliyor. Şu an baktım bana kıvam biraz koyu geldi. Kaynar su ilave ettim ve tam ideal kıvama ulaştı. Bakın arkadaşlar, en son aşamada suyunu ayarlayabilirsiniz. Duru olmasın ama koyu olsun fark etmez. Çorbamı da arkaya aldım. Ocağın kısık ateşinde, küçük gözünde en kısa getirdim. O şekilde bekliyor. Şimdi beşamel sos hazırlayacağız. Beşamel sos için 2 yemek kaşığı tereyağını tenceremize alalım. Kaymak ve sıvı yağ ile yapıyorum. Bende tereyağı kalmamış. 2 yemek kaşığı da unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Pelmenin için suyu da koydum. Kaynıyor. İftara çok az bir vakit kaldı. Hemen hızlı hızlı yemeklerimi tamamlıyorum. Sıvı yağ, zeytinyağı, kaymak, her şeyi karıştırdım. Normalde 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un yeterli gelecektir. Şimdi bu karışıma 2 su bardağı süt ekledim ve fokur fokur kaynattım. Ben koyu kıvamlı bir beşamel sos sevmiyorum. Normalde ortalama 2,5 su bardağı süt konulur ama ben 3-3,5 su bardağı koydum. Daha böyle akışkan istedim. Koyu kıvamlı isterseniz arkadaşlar bu ölçüye 2,5 su bardağı süt yeterlidir. Benim gibi böyle akışkan isterseniz 3,5 su bardağı süt eklemelisiniz. Kaynadıktan sonra içerisine tuz ve karabiberini ekledim. Üzerine döktüm bütün beşamel sosu. Ardından en son aşamada da kaşar peyniri ekliyorum. Rendelenmiş kaşar peyniri. 190 derecede ısınmış fırına göndereceğim. Üste yakın bir gözüne koyacağım ve tamamen kızarana kadar, peynir eriyip kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Üzerindeki peynirler eriyip bu şekilde kızardıktan sonra fırından çıkartacağım ve Manisa kebabımız hazır. Çok güzel bir tarif gerçekten. Pilavım hazır. Pelmenimi sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı, naneli, biberli bir sos ile üzerine döktüm. Normal bizim Kayseri mantısında olduğu gibi o şekilde servis ettim. Çorbam, salatam, bu şekilde bir iftar masası hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir tariflerimi. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.